Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Arkamda koskocaman bir 747-400 var. Bir kargo uçağı 747 incelemesi. Daha önce hiç yapmamıştık. Bugüne nasipmiş. Ve de Silkway West Hava Yolları'nın bir 747-400F uçağını inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz ama ne yapacağız? Neye bakacağız? Bu kargo uçaklarının içi nasıl oluyor? Biz size onu göstereceğim. Daha sonrasında da 747 olduğu için bu iki katlı. Bir üst katına çıkıp bakacağız. Bir de kokpitine merhaba diyeceğiz. Bir de bu orijinal bir kargo uçağı. Sonradan çevirme değil. Yani bunun ön tarafı açılıyor böyle. Ağzını açıyor uçak. Bir de onu merak ediyorum. Onu görebiliriz umarım. 747 olunca tabii ki ben ekrana şimdi bunun ebatlarını, boyutlarını yazacağım tabii ki. Ama bir taraftan da çok heyecanlıyım. Kanalın ilk 747 videosu. Bayağı da büyük. Bu uçak biraz yaşlı bir uçak. Yani 20 yaşının üzerinde. Ama tabii ki kargoda biliyorsunuz yaşlı uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Mantalitesinin en çok işlediği yer kargo. Çünkü yolcu uçakları bile ömrünü tamamladığı zaman hemen kargoya çevriliyor. Ve de bakımları yapılarak kargo uçuşlarına devam ediyor. 4 tane Rolls-Royce motoru var. 2 tane sağ kanadında, 2 tane de sol kanadında. Ve de bu motorlar uçağın yaklaşık olarak 400 ton ağırlığında kalkış yapmasını sağlayabiliyor arkadaşlar. Şu anda bu motor dönüyor. Ben de önündeyim ama tehlikeli bir durum yok. Rüzgardan dolayı dönüyor. Dolayısıyla beni içine çekme gibi bir durumu yok. Ve de ana iniş takımlarına geldik 747'nin. Yani 4, 8, 12, 16, 2 tane de burunda var. 18 tane burada lastik var arkadaşlar. Airbus A350-380'i falan çekmiştik. Hatırı kalmasın, bir de bunu çekelim bakalım. Yanına geldiğimde lastik benim belimi geçiyor arkadaşlar. Yani oldukça yüksek. Şöyle kendimi değil size uçağı göstermeye devam edeyim. Ana iniş takımlarının bayağı büyük ve kapsamlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada yüzlerce teknik detay var. Onlarca anlatılacak şey var. Ana iniş takımı yuvası bile devasa bu uçakta. Bu kapılar, kapaklar açılıyor. Ana iniş takımı şöyle oraya doğru kapanıyor ve de daha sonrasında kapaklar kapanıyor. Yani bu kapaklar da açılıp kapanırken açılıyor. İniş takımı çıktıktan sonra tekrar geri kapanıyor. Sadece şu kapak iniş takımıyla beraber hareket ediyor. İniş takımının üzerinde. O da yine kendi içinde hareketli. Yani şöyle baktığınız zaman şu parça dışarı doğru açılmış ya, o da kapanıyor. Bu orijinal bir kargo uçağı olduğu için, yani fabrikadan kargo olarak çıktığı için 5 tane yükleme kapısı var, yükleme bölümü var. Gövde altı için bakın buradaki 1, 2 bunlardan gövde altına yükleniyor. Daha sonrasında da diğer taraftan da şu görmüş olduğunuz luderlarla gövdenin içine olan yükler yükleniyor arkadaşlar. Ve tabii ki en önemlisi bu uçağın burnu açılabiliyor ve de tek parça oldukça büyük yüklere bu uçak ev sahipliği yapıyor ve de çok uzun menziller boyunca bu yüklerini taşıyabiliyor. Evet, Silkway'de bu uçaktan 747-400 var, 747-800 var. Boeing 777 sipariş vermişlerdi. 5 tane. Onların 2 tanesini aldılar. Hatta İstanbul'a uçtu galiba onlardan bir tanesi. Ve daha sonrasında da o 777'leri teslim aldıkça bu 747-400'leri bildiğim kadarıyla emekli edecekler. Evet, uçağın sol tarafındayız. Tabii yakıt yüklemesi yapılıyor. Uçak yakıt alacak ve de seferine devam edecek arkadaşlar. Kargo uçakları charter uçuşlar oluyor genelde. Yani tarifeli kargo uçuşları çok az. Charter uçaklar, charter uçuşlar daha doğrusu. Yani bir yerden bir yere ihtiyaç olduğu zaman uçabiliyor. Şimdi hemen içine doğru bakıyoruz. Tabii uçak büyük olunca pitot tüpleri de gayet büyük, kılıç gibi, ama angle of attack sensörü birazcık küçük. Evet, 747 olunca da yerden bir hayli yükseğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım içerisi ne durumda. Evet, uçağın en önü burası arkadaşlar. Burnu, uçağın burnu burası ve bu burnun bir özelliği var. Bu açılabiliyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz alanlardan bu burun kalkarak uçağın kocaman bir yükleme kapısı daha oluyor ve onun da kumanda paneli burada. Şimdi uçağın arkasına doğru şöyle bir baktığımız zaman bomboş bir 747 kargo uçağı böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkaya doğru yürüyeceğiz ve de sizlere
ben uçağın bir taraftan da özelliklerini anlatacağım. Bu arada tabii ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz çalışmaya devam ediyor. Onların da işini engellememeye çalışıyorum. Şimdi bu uçak 120-125 tonla yakın bir payload'u var. Yani yükleme alanı var, kapasitesi var. Ve tabii ki palet sayısı da değişebiliyor buna göre. En arkaya gittiğimizde kaç palet var söyleyeceğim. Çünkü duvarda yazıyor bakın. İşte 7, 8, 9 diye böyle gidiyor. Ve de maksimum take off weight, yani bütün ağırlıklar eklendiği zaman 400 tona yakın bir kalkış ağırlığı oluyor. Ve de onun haricinde de 8 bin küsür kilometre, ki ekrana tam yazacağım, menzili oluyor arkadaşlar. 747-400 bu. Ve de bundan beraber 747-800'ler, Boeing 777'nin kargo versiyonu, Silkway'de 13 tane uçak var şu anda. Ve de yıllık kargo kapasitesi 500 bin tonun üzerinde şu anda. 50'den fazla noktaya uçuş yapıyor. Yani Silkway, isminden de anlaşılacağı üzere, İpek yolunu tekrar kurmuş durumda. Biz de tabii ki güzel çalışmalarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz. Uçağın bu arada arkasına doğru geldim. Bakın şöyle, arkaya doğru tabii uçak küçüldüğü için en arka noktasında tek bir palet yükleniyor. Yani şuraya kadar ikili olarak geliyor. Ve de burada teke düşüyor. Burası da artık kuyruk konisi. Yani uçağın artık en arkası burası arkadaşlar. Evet, uçağın en arkasından en önüne doğru bakarsak gördüğünüz gibi devasa bir alan var. Şimdi de size üst katı kokpiti göstereceğim arkadaşlar. Kaptan mahallini ve yolcu alanlarını göstereceğim. Yani yolcu derken kargo uçağı bu. Yolcu yok ama yolcusu var. İşte pas gidenler olabilir. Veyahut da Loadmaster var. İşte diğer uçuş mühendisi falan. Ya da şirketin bir yerden bir yere gidecek olan, işte bu uçağa denk gelen personeli olabilir. Bunu da taşıyorlardır ve yukarıda onlar için koltuklar var. Evet, gördüğünüz gibi buradan da yükler yükleniyor şu anda ve yerlerine gidecek. Şimdi ön tarafa doğru hareket edelim. Burada da yine bir takım başka yükler var. Ve Loadmaster arkadaş da oradaki kontrol panelinden yükü bana doğru getiriyor şu anda. Uçakta cam yok ama böyle bazı yerlerde küçük camlar var. Bunları da motorlara bakmak için kullanıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü buradan tam kanadın ucu, işte buzlanma var mı yok mu diye buradan gelip bakılabiliyor. Uçağın burnunda da böyle bir pencere var. Burası da yine ön tarafı kontrol etmek için kullanılıyor diye düşünüyorum. Burada da bu burunun açılma ve kapanma kontrol paneli var arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk girdiğimiz alan tamamıyla kargo alanı olduğuna göre nereden üst kata çıkacağız? Buradaki merdivenden çıkacağız. Bu arada bir şey gördüm, size göstermek istiyorum. Bakın, hareket ettiği zaman buradaki kargolar şurada gördüğünüz gibi geliyor bu tarafa doğru. Dikkat edin diyor. Ayağınız, eliniz sıkışmasın. Her yerde var bu uyarı. Orada da var. Her yerde yanıyor. Evet, gelin bir üst kata bakalım arkadaşlar. Üst katta neler var? Umarım merdiven bayağı dik. Şöyle üst kata doğru çıkıyoruz. Bu merdiven de katlanıyor bu arada. Aşağısı komple kapanabiliyor. Üst kata çıktığımızda bizi böyle bir alan karşıladı. Ve de merdivenin ön tarafı kokpite gidiyor. Merdivenin arka tarafı da dinlenme alanları ve de crew rest area arkadaşlar. Evet, burada da servis alanı var. Orayı çekeceğim ama şimdi kaptanlarım tabii hazır. Lanıyorlar bir tane. Merhaba, nasılsınız? İyi. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. Bize biraz uçağı anlatabilir misiniz kaptanım? 747 kullanmak zevkli mi? Süper. Yani her bir TR'nin öz zevki var. Ama 47 bence tam başka bir şey. Ve Azerbaycanlı tabii ki kaptanım da bizim kaptanım. Evet, Azerbaycanlı. Yani boş yere dememişler. 47 King of Sky ya. Yeah. Kral gerçekten. Kral, hakikaten kral. Kaç yıldır uçuyorsunuz? Yani ben burada teze geldim, 3 senedi. Yani. Genel'de 20 ildi. Peki operasyonu nasıl? Kargo operasyonu mu daha iyi, yolcu operasyonu mu daha iyi? Yolcu da daha çok problemler olur. Evet, evet, problemler olur. Ama yani kargo yani dilsiz, susur, vurdular gitti. Problem olsa her yerde olur ama kargo tam farklı bir şey. Yani hamya tövseliyorum. Yani onu da görsün, onu da görsün. Kargo operasyonu diye tabii ki bazı şeyler var. Genelde pilotlar işte üniformalarını giymiyor falan ama herkes iki diren bir çekirdek burada. Yani herkesin üniformalar jilet gibi çok güzel.
Kaptanımda da gördünüz zaten. Şöyle bir 747'nin kokpitini göstermek istiyorum ben size. Genelde kokpite girdiğim zaman biliyorsunuz bir bakarız. Şöyle bir ön tarafa doğru dönelim. Kaptanımdan da rica edeyim arası bize anlatsın. Evet, önümüzde gördüğümüz yerler nedir kaptanım? Bize bir çok kısaca böyle kısa. Bura idare etmedi. Yani süretti, hündürlüktü yani altitude. Hamısını burada idare edersen. Buralarda malumat için yani navigasyonu burada gösterir. Navigasyonu burada gösterir yani. Hem de ki bu şu ortada. Yani siz her bir sistemi ayrı ayrılıkta bakabilirsiniz. Hidrolik, elektrik yani orada değiştirebilirsiniz. Evet. Bu da yani bizim scratch pad yani gördüğümüz kimin bütün malumatları orada doldurup yani flight plan kimin burada doldurup gelir. Bu da şurası da radyo. Gaz kollarını geçtiğiniz zaman en önemlisi evet, şurada thrust levers'lar arkadaşlar. Tabii. 747 olunca 4 tane. 4 tane ama çok ergonomik, çok rahat bir şekilde. Evet. Flaplarımız yanında. Flaplar burada, teker burada. Teker nerede? O wheel. Evet, burada da yani. Az önce gösterdiğim bir sürü tekeri buradan inip indirip kaldırıyoruz. Yani elektrikten hidravlik, fuel her bir sistemi siz buradan görebilirsiniz ama birçok şey otomatikti. Otomatik. Yani sana hiç ihtiyaç yoktu. Bir warning olanda, caution olanda onda girirsen neyse, söndürürsen, yandırsan ama çok şey otomatik. Yani acil bir durum olursa bakıyoruz ama genelde uçak kendisi yönetiyordu. Bütün kabini basınçlandırıyor mu kargo uçağı? Tabii. Yani kargo alanının hepsi basınçlanıyor değil mi? Evet. Tamam. Evet, burada da yine lövyemiz arkadaşlar. Boeing'in klasik görmüş olduğunuz gibi lövyesi. 37'sinden işte 777'sine, 87'sine kadar hepsini bu lövyeyle idare ediyor kaptanlarımız. Şimdi operasyon devam ediyor. Ben çok fazla vaktini almayacağım. Çok teşekkür ediyorum kaptanım. Siz sağ olun. Yani sağ olun, var olun. Size emniyetli uçuşlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Kokpitin hemen arkasında mutfak var. Şimdi kargo uçuşu olduğu için tabii ki burada bir kabin memuru yok. Pilotlar ve loadmaster'lar genelde yemeklerini kendileri hazırlıyorlar. Yani sıfırdan yapmıyorlar tabii ki. Yüklenmiş olan soğuk yemekler var burada mesela. Ne varmış şöyle göstereyim. Bak fish yazıyor, chicken yazıyor. Bunları buradan alarak buradaki fırında ısıtıyorlar ve hazırlıklarını yapıyorlar. İçecekleri de aynı şekilde her şeyleri var. Hemen burada bir tuvalet var ve de arka tarafta da oturma, dinlenme alanları. Yine yolcu olursa da onlar da burada oluyor. Görmüş olduğunuz gibi çok gayet rahat gözüküyor. Burası da camdan bir bakalım. Bayağı yüksek. Oldukça yüksek yani 747 olduğu için tabii. Bir de arka tarafta yani kokpitin arkasında artık bu 747'nin üst katının sonunda burada da crew rest areyalar var. Burada da dinlenmek isteyenler rahatlıkla dinleniyor olabilir. Yine bunların da yatağı falan oldukça rahat ve de crew rest'te de gördüğünüz gibi aynası, askısı. Yatakta tabii ki türbülansa karşı emniyet kemeri var. Şimdi biz aşağıya gidiyoruz. Bir aşağıdan devam. İlk defa bir 747'nin altından geçiyorum desem yalan olmaz. Gördüğünüz gibi antenleri falan, bunun da diğer uçaklarda olduğu gibi hepsi sıra sıra. Şöyle bir aradan aşağıdan daha doğrusu öne doğru da bir yürüyeyim. Bakalım ve sonrasında videoyu kapatacağım. İniş takımlarının yuvaları. Burası ana iniş takımının kapağı şu anda. Gördüğünüz gibi beacon light. Uçağın hem altında hem üstünde ve uçakların ışıkları videosunda anlatmıştık bildiğiniz gibi. Bu beacon light'ların ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını hepsini anlatmıştık. Uçağın önüne doğru gittiğimizde yine burada drenaj kanalı var. Ve de ön iniş takımına kadar geldik. Burada da hareket memuru kokpitle konuşmak için bu kulaklığı kullanıyor. Ve de buradan takmış flight deck. Dikkatini çekmek istediği zaman bu butona basıyor. Ve de daha sonrasında da kulaklığı ve headset ile kokpitle haberleşiyor. Gördüğünüz gibi remove before flight etiketimiz burada. Bu uçağın üstünde olursa iniş takımı ile ilgili burun iniş takımı ile çok büyük problemleriniz olabilir arkadaşlar. Evet, iniş takımının önüne doğru şöyle dönüyorum ve burada taxi light'lar, runway turn light'lar. Şimdi uçak yüksek olunca şöyle gösteriyorum ben. Tabii siz fark etmiyorsunuz ama işte şurada runway turn light var falan diye. Oldukça büyük. Evet, bu kanalda bir 747 yoktu arkadaşlar. Biz de 747-400 çektik. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Silkway West Hava Yolları'na ben ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.
Umuyorum filolarını genişletirler. Kardeş ülke Azerbaycan'dan bütün dünyaya neredeyse operasyonlarını yapıyorlar. İpek yolunu adeta havadan tekrar kurmuşlar. 747-400 benim için bir ilkti. Çok mutluyum. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir bu videoyu. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.